Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz. Bir Çınar'ı kaybettik. Benim çok iyi arkadaşımdı. Ben askerliğinden beri tanıyorum. Evvela İzmir'de askerliğini yapıyordu o. Ben de İzmir Radyosu'ndaydım. Orada tanıştıktan sonra Ankara'ya, orada evine geldi. Ben de Ankara Radyosu'na tayin oldum. O zamandan beri dostluğumuz devam eder. Son zamanda da Allah'a çok şükür İstanbul'daki hastanede ziyaret ettim. Ondan sonra zaten 20 gün sonra bugüne geldi. İyi ki gitmişim. İyi ki o büyük çınarı görmüşüm. O çok değerli bir kişiydi. Onun türküleriyle çok ekmek yedik. Allah onun nur içinde yatırsın inşallah. Bu kadar kişinin duası ona yeter. Çünkü çok seveni var. O halka ait, halka mal olmuş bir kişi. O kalbimizde türküleriyle daima yaşayacak. Onun türküleri zaten hep dilimizde. Bundan sonra daha çok dilimizde olacak. Başta Üstü'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Kırşehir'in başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Böyle ustalar gerçekten az yetişir, az bulunur. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Onun izinde giden, onun takipçisiyiz. Bizlere emeğini esirgemeyen, bizlere büyük kişilikleri olan, bizlere de büyük duygular taşıttıran çok sevdiğim bir abim idi. Allah kanı kanı rahmet etsin. Başımız sağ olsun diyorum. Mekanı cennet olsun. Şu an bir şey söylemek istemiyorum. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Söyleyecek bir şey yok. Acıları yaşıyor şu anda. Neşet Ertaş'ımızı kaybetmekten. Neşet Ertaş şimdi doğdu aslında. Şimdi doğdu. Ölünce doğdu Neşet Ertaş. Onun yeri hiçbir zaman gitmez. Ha öbür dünya, ha bir dünya. Bizim gönlümüzün içinde efendim. Kalbimizin içinde, beynimizin içinde. Ben Kırşehir kamandan Adem Göçer efendim. Davulcu Adem Göçer denilir. Bu Kırşehir'imiz beni tanırlar efendim. Ben Kırşehir'imizin çok ekmeğini yedim. Biz Neşet Ertaş'ımızın hazırladığı ekmekleri hala yemekteyiz. Hala. Bugün millet Türkiye Cumhuriyeti ne hissediyorsa ben de onu hissediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hissettiğinden başka benim hissim olabilir mi efendim? Neşet Ertaş'ı kaybetmek acısının yaşıyoruz işte. Neşet Ertaş'ımıza ve de şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onlar, ozanlar bizim söyleyemediklerimizi söylüyorlar. Bizim dillendiremediklerimizi dillendiriyorlar. Yüreğimizden geçenleri söylüyorlar. Geçen yıl Kırşehir'e bir panele geldiğimde büyük ustanın sözlerinden alıntılar yapmıştım. Kırşehirlilere demiştim ki karadır bu bahtım kara dememeniz için, bu yalan dünyada yalan siyasetçilere inanmamanız için, kendim ettim kendim buldum dememeniz için konuşmaya geldim demiştim. Bugün de cenazesi için buradayız. Evet, Türkiye için büyük kayıp. Kırşehirlerin ve ulusumuzun başı sağ olsun. Kırşehir'e konsere geliyorduk. Bugün üstadı Hakk'a uğurlamaya geldik. Son görevimizi yerine getiriyoruz. Yani en büyük hayranlarından bir tanesiydim. Örnek aldığım ozan. Yeri asla doldurulamayacak bir ozanımızı, bir değerimizi kaybettik. Dünyanın sanat camiasının, sevenlerinin, yakınlarının, herkesin başı sağ olsun. Acımız çok büyük. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm gerçekten de. Başımız sağ olsun. Üzüntülüyüz. Ülkemizin başı sağ olsun. Böyle değerli bir insanı kaybettiğimiz için. Bir daha yeri doldurulamayacak büyük bir ozan. Çünkü Türkiye'de baktığınız zaman son 100 yıldır Pir Sultanlardan Karacaoğlanlara, Dadaloğullara, 21. yüzyılda Veysellere, daha sonra yeri doldurulamayacak olan Aşık Mahsuni Şeriflere ve en son kalıntısı olan bir daha yeri doldurulamayacak büyük ozan Neşet Usta'yı kaybediyoruz. Ve yeri doldurulamayacak büyük insanlar. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Neler söyleyeceksiniz? Çok üzgünüz. Neşet'imizi kaybettik. Yol arkadaşımızı kaybettik. Bir saniye açıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Halkımızın başı sağ olsun. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Yani Türk milletin yetiştirdiği büyük ozan. Bu milletin değerlerini, bu milletin sezgisini, acısını, sevgisini sazıyla dile getiren büyük Türk milleti naaşı
Neşet Ertaş. Bugün ebediyete yolculuyoruz. Ben de bir İzmir milletvekili olarak Güzel İzmir diyerek yazdığı bir şiir vardı. Güzel İzmir demişti. İzmir milletvekili olarak da Neşet Ertaş Bey'i Milliyetçi Hareket Partisi adına milletvekilimiz, genel başkanımızla birlikte ebediyete yolculuyoruz. Allah rahmet eylesin. Tabii onun bütün düşünceleri, görüşleri hep sazıyla, sözüyle dile geldi. Zannederim insan hazinesiydi. Böyle bir insan hazinesini milletimize kazandıran bu topraklara, bu coğrafyaya, bu milletime de aynı zamanda şükranlarımızı iletiyoruz. İyi bir değer yetiştirmişler ve bugün de bütün milletimizle beraber ve birlikte kalbi burada atıyor. Sevgisi, ezgisi, sevinci, derdi burada atıyor. Allah ondan razı olsun. Sevdiğiniz bir dosttu her şeyden önce. Neler hissediyorsun? Büyük bir ustaydı. Üzülüyorum tabii ki. Abdal toplum ötelenmiş, ezilmiş bir topluluk. Onların içinden çıktı. Dünya müzisyeni oldu. Hem çok güzel çaldı, hem çok güzel söyledi. Çok onun gibi dünyada çok az müzisyen vardır. Çoğusu çalar ama çok iyi çalar ama iyi söyleyemez. İyi söyler ama çok iyi çalamaz. Neşet Usta hem iyi çaldı, iyi söyledi. Ülkemizin yetiştirdiği dünya çapında ünlü bir müzisyen o. Tabii ki insanların aynası oldu, insanların gönüllerine hitap etti. Hani dedi ya, gönülden gönüle yol gizlemek için gizli gizli sevgileriyle, muhabbetleriyle, böyle bir arayış içinde.